Herkese merhaba, bugün Yemdel'e karşınızdayım. Bugün size The Book of M'yi yorumlayacağım. Ya, sabahtan beri aralıksız bir şekilde bu kitabı okuyorum ve bitireli yaklaşık 5 dakika falan oluyor. Gün içerisinde konuşmayı unuttum sanırım çünkü şu an ağzımdan duyduğum ses bana gerçekten çok garip ve yabancı geliyor. Aynı zamanda videonun sonunda da bir çekiliş olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. İsterseniz şimdi başlayalım. Öncelikle İlk bu kitabı duyduğum andan başlamak gerekirse, ben bu kitabı ilk duyduğumdaki eminim ki pek çok booktuber'da, bookstagram'da vesaire duymuşsunuzdur. Çok bir şey beklemiyordum. Hatta diyordum ki ben bu kitabı okursam büyük ihtimalle sıkılırım. Hani çok seveceğimi zannetmiyorum ki. Hani bu tamamen büyük bir önyargıydı. Ne konusunu duymuştum, ne hakkında herhangi bir bilgim vardı. Ama genel olarak böyle çok sevilen kitaplara karşı ben hep böyleyimdir. Böyle bir ben bunu sevmem kesin gözüyle yaklaşırım. Fakat ilk kitabı okumaya başladığım andan beri gerekse konusuyla, gerekse anlatımıyla ya da diğer bahsedeceğim birçok yönüyle beni kendine çekti. Tabii ki eleştireceğim birkaç yönü de var ama genel olarak bu kitabı çok sevdiğimi söyleyebilirim daha videonun en başından. Öncelikle konusuyla başlayalım. Daha sonrasında spoiler vermeden biraz daha detaylarına inelim. Bir akşamüstü Hindistan'da bir olay meydana geliyor. Hemu diye bir adam gölgesini kaybediyor. Daha sonrasında Hemu'nun gölgesini kaybetmesiyle beraber dünyanın farklı yerinde de bu olaylar görülmeye başlanılıyor. Ve fark ediyorlar ki hani gölgelerini kaybetmekte kalmıyorlar. Aynı zamanda gölgesini kaybeden insanlar yepyeni güçlere kavuşuyorlar ve bununla beraber de hatıralarını kaybediyorlar. Hiçbir şeyi hatırlamamaya başlıyorlar. Ori ve karısı Max de ormanın derinliklerinde bir otelde saklanmış bulunuyorlar. Hayatları gayet güzel devam ederken beklenmedik bir olayla hayatları karışıyor ve biz bunu okuyoruz. Ya ben acaba şu yana kitabın resmini falan mı koysam? Böyle tutmak gerçekten çok zor çünkü kitabı. Muhtemelen öyle yapacağım. Şimdi öncelikle kitabın arkasından okuduğuma göre bu yazarımız Peng Shepard'ın ilk romanıymış. Kendisi de zaten şu anda bir üniversitede, Amerika'daki bir üniversitede yüksek lisans yapıyormuş yaratıcı yazarlık bölümünde. Aynı zamanda bu romanda en iyi çıkış yapan kurgusal roman olarak seçilmiş. İlk kitabı olduğunu özellikle göz önüne bulundursak gerçekten çok akıcı, çok temiz, çok güzel bir dili vardı yazarın ve hikaye tamamen insanı okumaya sürüklüyordu. Sürekli böyle bir ters köşe yapıyordu, beklemediğiniz bir yerden bir şey çıkıyordu ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bu ters köşeler daha çok hani kitabın başlarından ziyade kitabın sonlarına doğru. Genel zaten kitapları bu şekilde oluyor. Yani kitabın başına neyin ters köşesini yapabilirsiniz ama şöyle bir şey de vardı. Kitap içerisinde hani genelde aslında böyle genellemek doğru mu bilmiyorum ama bir karakter ya da en fazla iki karakter üzerinden yürür ya. Bu kitap birkaç farklı karakter üzerinden yürüyordu ve hani karakterleri sürekli okuyorum. Hepsinin farklı hikayesi var ve hani diyorum ki bu kitaplar hangi noktada birleşecek? Bunu o kadar çok merak ettim ki kitabı okurken. Hani kitabın konusu rezalet olsaydı, hani beni sürüklemeseydi bile muhtemelen bu merakımdan ötürü kitabı okumaya devam ederdim ki başta saydıklarımın hiçbiri bu kitap için geçerli değil. Üçüncü olarak söyleyebileceğim şey karakterlerin birbirleriyle olan bağlantıları gerçekten çok güzel kurgulanmıştı. Yani böyle kitabı her okuduğunuzda içinde bir duygu hissedebiliyorsunuz ve hani bazen kalbimin o kadar çok kırıldığını hissettim ki videonun sonunda spoilerlı bir bölüme geçeceğiz. Orada da söyleyeceğim spoiler vereceğimi. O yüzden sakin olun. Burada hiçbir spoiler vermeyeceğim ama çoğu yerde kalbim kırıldı, çoğu yerde çok mutlu oldum. Bazen ağlamak istedim ve hani kitabın gerçekten karakterleri birleştirmeleri, yani birleştirmelerinden kastım aralarındaki bağları kuruş şekli gerçekten çok güzeldi. Yazarın bu konuda gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şu an eleştirmek istediğim şeyleri unuttum. Galiba ilk kitabı olduğundan kaynaklanacağını düşündüğüm, hani okurken sizi çok fazla rahatsız etmeyen ama bazı noktalarda ya bir dakika dur ne olduk anlamına böyle bir sizi bu duruma sokan bir etkenden bahsedeceğim. Yazar bazı kritik bölgeleri yazarken olayı çok atlıyor muydu diyeyim. Yani şöyleydi ki bir şey oluyor mesela, çok kritik bir olay yaşanıyor ve ben olayın ne olduğunu anlayamıyorum. Hani o sayfayı tekrar okuyorum ama olayın ne olduğunu anlayamıyorum. Hani tabii ki bağdaştırabildim şu anda, kitabın anlayamadığım bir noktası yok ama o an o olay olduğunda ben bir diyorum ki böyle bir dakika ne oldu şimdi falan oluyorum böyle. Biraz daha yazarın salağı anlatır gibi yazmasını istemiştim oralarda. Çünkü gerçekten bir bölümde çok zorlandım. Ve hani mesela şey demişti ya işte kitabın konusunda mesela arka kapağında da hani direkt şey yazıyor. Bu bir spoiler değil. Gölgesini kaybedenler yepyeni güçlere kavuşsalar da bunun karşılığında ciddi bir bedel ödemek zorundadırlar. Bütün hatıralarını kaybetmek yazıyor. Fakat bu yeni güçlere kavuştuklarını hani ben anlayamadım bir türlü. Büyük kitabın sonuna kadar diyorum ki
falan şeklinde böyle kitabı okudum sürekli. Sonuna kadar Yeni Güçlere Kavuştukları benim kafam almadı. Ki genelde hani daha önce de bir yerde karşıma çıkmadıysa ben arka kapaklarını okumam kitaplarını. Hani elime almadan önce ki daha heyecan verici oluyor bana kalırsa. Diyebileceğim tek sıkıntı buydu. Birkaç sıkıntı daha var tabii ki ama bunları spoilersız bölümde söylemem ne yazık ki mümkün değil. Ha, onun haricinde bir tane daha kusurundan bahsedeceğim. Hani şimdi dedik ya bu insanlar gölgelerini kaybediyorlar, yeni güçlere kavuşuyorlar. Hikaye gerçekten çok güzel kurgulanmıştı ve işleyiş sırası gerçekten çok güzeldi. Hani kitabı okurken bir kere bile ya hadi bit artık tamam anladık falan olmadım hiçbir şekilde. Ve her anını, her detayını okumaktan gerçekten çok büyük bir zevk duydum. Ve sonuna geldiğimde de asla bir pişmanlık duymadım. Nasıl böyle bir son olur demedim. Aksine sonu gerçekten benim için çok güzeldi ve hiç beklemediğim bir şekilde bitti. Fakat bu gölgelerini kaybetmelerinin ardındaki neden kitaptan hani böyle çok şeydi, yoktu, anladınız mı? Hani bunun hakkında biraz daha bir şey öğrenmek istedim. Umarım ki ikinci kitabı çıkar. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Yani hatta şu an Efesus'a mesaj bile atabilirim. Yani ikinci kitabın çıkıp çıkmayacağını öğrenmek için ya da araştırırım muhtemelen biraz. Çünkü hani o kadar isterim ki ikinci kitabı olmasın. Benim için bir şeyler havada kaldı. Bir şeylerin nedenini daha çok öğrenmek istedim. Ha böyle olursa kitap benim için kötü müdür? Asla değildir. Bu haliyle de gerçekten çok memnunum. Fakat dediğim gibi o arkasındaki nedenleri biraz daha irdeledim yani. Ne olduğunu gerçekten bilmek istedim. Onun haricinde tasarımı da çok tatlı bence. İç kapağı çok asil ve çok hoş. Hanımefendi de bizim yazarımız. Çok da tatlı bir tipi varmış. Gelelim bahsedeceğim birkaç spoilerlı bölüme. Lütfen bu kitabı daha öncesinde okumadıysanız ne yapın biliyor musunuz? Açık, evet şu an edit programında neyi yapabileceğim neyi yapamayacağım sorguluyorum da. Açıklama kutusunu daha en başına yazıyor olacağım. Açıklama kutusunda o yazdığım dakikaya gidin. Eğer spoiler'ı duymak istemiyorsanız direkt çekiliş kısmına geçmek istiyorsanız. Dediğim gibi o saniye ilerletin, açıklama kutusuna bakın, tamam mı? Çünkü edit programında göremiyorum hangi saniyede olduğumu. Öyle bir küçük bir sıkıntı var. Gittiniz mi? O zaman başlıyorum. Şimdi Ori ana karakterimiz, bir de Naz diye bir karakterimiz var. Zaten genelde bu kitabı okuyanlar burada kaldı ya da benim üstün meraklı takipçilerim bazen böyle yapıyorlar. Spoiler izliyorlar, sonra yorumlarda diyorlar ki Allah beni kahretsin. Ori, Naz'la böyle aralarında bir şeyler geçiyordu son sayfalarda doğru. Yani birbirlerine aşık olmuyorlardır umarım ama hani böyle bir yakınlaşıyorlar, flört oluyorlardı. Ve bu beni gerçekten o kadar sinirlendirdi ki yani lanet okumak istedim. Çünkü Ori ve Max'in arasındaki şeyler o kadar özeldi ki Max'in o terk ettikten sonra bile sürekli kayıt cihazına konuşması, Ori'yle konuşmaya devam etmesi, Ori'nin Max'i aramak için üstesinden geldiği şeyler, savaşmaları, en yakın arkadaşlarını kaybetmeleri vesaire. Yani o kadar böyle kutsal bir ilişki vardı ki aralarında. Naz geldi. Ben Naz karakterini gerçekten çok seviyordum ama yani kız orada ölsün can versin istedim. Beni çok sinirlendi, çok yaraladı. Max ve Ori'nin arasındaki bağı bozması bence yazarın çok kötüydü. Keşke Naz'la Malik falan aşık olsaydı. Hep bunu hayal etmiştim ama Ori ile aşık etti ve dünyanın en saçma şeyi olduğunu düşünüyorum bunun. İkinci olarak beğendiğim bir şeyden bahsedeceğim. Sonunda işte hani diyordu ya bu fil, Gajanera Jina falan bir şey, bunun ismi de tam olarak hatırlamıyorum. İşte bu fil şey diyordu ya, Max işte burada falan. Kayıt cihazının gölgesini, Max'in gölgesi yaptım işte, Max yaşıyor, her şeyi hatırlıyor falan. Burada bekliyorlar, işte Ori oturmuş, Max gelecek. Ben orada o kadar heyecanlıyım ki acaba gelse ne olacak, hani bir yandan içimden zaten bir ses diyor hani buradan kesin bir şey çıkacak diyor ama diyorum ki çıkmasın çıkmasın yani Max gelsin mi buluşsunlar artık. Sonra birden Max geldi, gelen kişi Ursula çıktı. O beni o kadar şok etti ki bunu gerçekten hiç beklemiyordum. Ve ikinci olarak asıl güzel olan yanı şuydu, hani hala da Ursula'nın bedenen Ursula olması, içinde bir Max Ursula karışımı bir şey yatması ve böyle artık en son kitabın sonunda Malik'le birlikte o yolculuğa çıkarken de hani şey demesi, 52 demesi beni o kadar duygulandırmıştı ki yani gerçekten kitaba olan saygım bir kere daha arttı. O açıdan hani bunu asla unutabileceğimi zannetmiyorum ve böyle kendi arasında bir esprisi olan kitapları ben çok seviyorum. Mesela işte Ölüm ve Fısıldayan Adam'daki Tilkiyle Balık gibi, işte bu kitaptaki Mavi 52 gibi, bu beni gerçekten çok böyle kitaplara bağlayan ve heyecanlandıran, mutlu eden şeyler. Spoiler almak istemeyen tayfa da geldiğine göre şimdi çekilişimizin detaylarına
geçebiliriz. İçinizden iki tane kişiye de bu güzel kitapları hediye etmek istiyorum. İki tane The Book of Emin var elimde. Bunun için katılım şartları da şu şekilde. Instagram'dan şu anda buraya yazıyor olacağım. Instagram hesabımı takip etmek ve aşağıya mavi 52 diye yorum bırakıp Instagram adınızı yazmak. Instagram adınızı lütfen yazmayı unutmayın çünkü öbür türlü sizi bulamam. Muhtemelen bir hafta sonra da çekilişin sonuçlarını açıklamış olurum. Dediğim gibi şartlar 1. Instagram hesabımı takip etmek. 2. Aşağıya mavi 52 yazmak. Daha sonrasında bu iki güzel kitap da sizlerden birilerine buluşacak. Belki ben de yanlarında özel hediyelerle birlikte gönderirim bu kitapları. Çok daha tatlı olur. Bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oku kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.